Evet sevgili Yusuf, herkese merhabalar efendim. Yeni bir indirim videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Steam bizi terk edeli, doları geçti geçeli. Biliyor musunuz? Gerçi bilmiyorum da. Ben Steam'den alışveriş yapmıyorum. Oğlum, dur lan, kabloyla oynuyoruz. Sakin ol. Dolayısıyla Epic bizim suyun içerisindeki yılan gibi sarılıyoruz, öpüşüyoruz, sevişiyoruz Epic'le. Yapacak da bir şey yok. Epic'te bir Spring Sale, ilkbahar indirimi başlamış. Girdim, bakıyordum. Sonra dedim ki, madem bakıyorum, niye YouTube'la birlikte bakmayayım? Spring Sale'ın olayı bir, indirimler var. İkincisi ise aldığınız oyunun %10'u kadarı size geri bonus olarak, bonus puan olarak iade ediliyor. Böyle bir güzelliği var. Ben de şimdi şöyle uzun bir video olur bu. Fiyatları yüksekten düşüğe doğru şöyle gözüme çarpan oyunları inceleyeceğim. İncelerken siz de buna şahit olun. Bir yandan konuşayım, bir yandan bakayım oyunlara istedim. Şimdi şöyle bir bakalım. Canon Exiles. Çüş. 100, 1300 ne lan? Manyak mısın? Avatar'la, Brawlhalla'yla falan işim yok benim. FC 24 Ultimate Edition. Ultimate Edition'ları falan geç. Şuraya bak da 3000 liralık oyun mu olur? 3000 liradan 1200 liraya düşmüş. Oldu canım. Of. Avatar'ın Gold Edition'ları falan filan. Hızlı geçeceğim. Dying Light'ın Ultimate Edition'ı 1077 lira. Oldu canım. Şu Dying Light'ı kaça aldıydım ben ya? 175 liraya aldıydım. Aynısı. Alan Wake 2. Bu da Deluxe Edition. Onu da tavsiye etmiyorum. Yani ben almayacağım. Cyberpunk'ın Ultimate Edition'ı Phantom Liberty DLC'siyle birlikte geliyor. 923 lira. Yani mi? Belki. Ya pardon. Klavyeye hiç dokunmamama rağmen böyle düt 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 giriş çıkış yapıyor kendi kafasına göre. Yani belki Cyberpunk fiyatını hak ediyor diyebilirim bu aralıkta. Ama hak etmeyen bir şey varsa şu da şeydir. Bu Sims'lerin eklenti paketleri. Lan bir tanesi 900 lira olur mu? Kafayı mı yediniz siz de? For Rent Expansion Pack. Lan manyak mısınız siz? Bu Sims'lerin hepsini eklenti paketlerini komple almaya kalksanız 25-30 bin lira para tutuyor ya. Çıldırmışlar. Dead Space. Digital Deluxe. Deluxe'lere, Legendary Edition'lara, Ultimate Edition'lara falan hiç bakmayı düşünmüyorum şahsen. Alan Wake 2 mesela 730 lira. Çok da düşmüyor. %20 indirimi var. Yani belki alınabilir ama yok. Dead Space mesela aynı şekilde. Belki ama yok. Geçelim ikinci sayfamıza. En yüksekten en düşüğe doğru gidiyorum. PD 3 Gold Edition. Gold Edition ise geç, istemiyorum. Mortal Kombat 1 720 çok pahalı. Outer Worlds'u vermişti herhalde ya. Bundle. Neyle neyi bundle'lamış onu bilmiyorum. İki oyun birden veriyor herhalde. Hogwarts Legacy Digital Deluxe. Ona da Digital Deluxe'a bakmayacağım. Sims 4 bundle'ları. Geç. Remnant 2 Ultimate Edition. Ultimate'a bakmayacağım dediğim gibi. Lords of the Fallen Deluxe Edition. Silver Edition. Bilmem ne Edition. Jard Edition. Hogwarts Legacy. 550 lira. Yani değer mi? Bir ara Elden Ring 500 lira civarındaydı. Almadım. Tabii bir ara dediğim o geçen seneydi. Belki 1,5 sene falan oldu. Pişman mıyım? Pişmanım. Keşke alsaydım. Bilgisayarı muhtemelen kaldırmazdı doğru düzgün ama yine de oynardık bir şekilde. Size kaydedemeyebilirdim. Mesela Mafya Definitive Edition'ı kaydedeyim dedim. 3-4 bölüm oynadım. Bayağı bir crash yedi oyun. 5. bölümde artık iyice cortladı. Her girdiğimde crash yiyordu. Bu OBS stüdyodan kaynaklı mıdır nedir? Onu kapatınca takır takır oynadım. Muhtemelen ondan kaynaklı. Benim bilgisayarı iyi değil. Cyberpunk 2 500 lira. Değer mi? Değebilir bak bu. Phantom Liberty'yi de alırsanız ikisi birlikte 900 küsur liraya falan denk geliyor. Bende var Cyberpunk. Belki
Phantom Liberty şeyini, derecesini alabilir miyim? Alabilir, belli olmaz bana. RDR2 495 lira, 500 lira diyelim, kesinlikle değer. Yoksa artık yani kaçırmayın arkadaşlar. Alın, oynayın, oynattırın. Ondan sonucuma bu tip oyunlar, bu neyi 480 lira? Born of Bread. Manyak mısın? Ben verir miyim lan? Shadow Gambit, The Cursed Crew, 450 lira. Yani değebilirdi, değmeyebilirdi. Bu türü çok sevmeniz lazım ki oynayasınız. Hotel Renovation falan filan, bunları sevmiyorum ben, bu tarz oyunları. City Skylines severiz ama şeyde var biliyorsunuz. City Skylines'in ikisi de Game Pass'te var, oraya bakabilirsiniz. Şuraya bak. Oyunda at süreceğiz diye 430 lira mı vereceğiz Sims'te? Get Allah aşkına. Phantom Liberty arkadaşlar 430 lira. İşte bu benim aklımı çeliyor. Benim wish listimde zaten bu. İstek listemde. Bakalım. Belki alırım. Far Cry 6 419 lira. Bunu da bir 150-170 şey, öyle bir şey almıştım Steam'de indirime girdiğinde. Şeye, dolara geçmeden. Orada duruyor. Hala oynamadım. Remnant 2 411 liraya değebilir bak. 411 liraya değebilir bu oyun. Olabilir. Combat Pack. Ya Mortal Kombat, bir dövüş oyununu 400 lira. Ne bileyim, ben vermem. Outer Worlds vardı herhalde bizde. Expansion Pass diyor gerçi bu. Ancestors Geç. Atlas Fallen. GTA 375 lira olmuş. Premium Edition. Yani hala almadıysanız alınabilir bu fiyata. GTA'nın 6 çıkmadan önce mutlaka oynanması gereken güzel bir oyundur GTA 5. Online'ını zaten söylemeye gerek yok. Milyonlarca insan oynuyor. Dead by Daylight'ın expansion pack'leri var. Kaçıncı sayfadayız? 3'teyiz. 4'e geçelim. 65 sayfamız var. Gideceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ghost Runner'ı vermişti. Epic. Umarım kaçırmamışsınızdır. Skylines'ı geçtim. Kendi böyle sevdiğim tarzda oyunlara bakacağım. Talos mesela, Principle, bulmacı tarzı sevmiyorum. Ghost Runner 2 var. Mesela bu 340 liraya değebilir. Ama bunun da Game Pass'te olduğunu hatırlıyorum. Bir bakın derim almadan önce. Hatta herhangi bir oyun alacaksanız Game Pass'e bakın. 160 liraya alıp oynayın Game Pass'i. Bir ayda bitirirsiniz hangi oyunu istiyorsanız. Koleksiyon yapmıyorsanız tabi. Mountain Blade Bannerlord iyi ki almışız. 220 liraya mı aldıydım? O civarda bir şeydi. Düşe düşe 330 liraya düşmüş. Güzel oyun, değer. Tavsiye ederim. Oynamaya devam edeceğiz bir ara da. Çok oyunum var elimde. Hulusi Berke Cicikoğlu'nun hikayesine devam etmek istiyorum da. Hangi bir oyun oynayayım? Ya GTA diyorum. Far Cry 6'sı var. Dying Light 2'si var. Şey var, ne, Director's Cut, Death Stranding var, aklıma gelmeyen de bir sürü oyun var. Dead Island 2'yi almak istiyorum ama Gold Edition değil, 200 küsür liraya düşmüştü. Şu Surviving Pass, Surviving Mars'ın Season Pass'ı var. Season Pass'teydi, Surviving Mars zamanında vermişti Epic bedavaya, umarım almışsınızdır. Benim çok sevdiğim bir oyundur kendisi. Şu da My Time at Porsche'nin çakması zar. Ya da aynı ekip yapmış, bilmiyorum. Aliens Dark Descent. Benim gibi Alien hastasıysanız bunu tavsiye etmiyorum. Güzel bir oyun değil. Isolation mükemmel bir oyundu. Onu oynayın. It Takes Two'yu bedava vermiyor. Yok, şeyde vardı. Game Pass'te vardı bu. Bedava vermemişti. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Blasphemous, geç. Deathloop, Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo'yu bedavaya vermişti. Deathloop için de alınmaz bu. Far Cry Edition, Gold Edition'da ne sunuyor yani, ne sunabilir? Başka şöyle dikkatimizi çeken Division 2, yani. Gerçi bilmem ne edition yine. Far Cry 6 bilmem ne edition. Biz edition'lara bakmayalım ya. Şuradan game diyelim sadece. Oradan gidelim. Pardon. Hadi
işte 3. sayfadan devam etsek mi? 2. sayfadan mı devam edelim? Sadece oyunlara geçtik ya, bayağı bir azaldı. 65'ten 28 sayfaya düştü. Şöyle bakalım bakalım. Galactic Civilizations 300 lira vermem. Civilization oynasak ya. Civilization oynasın var. Ancestors, Humankind, Odyssey. Bunu da alayım mı almayayım diye biraz araştırdım baktım. Yok dedim, bu benlik bir oyun değil. Sarmaz çok beni. YouTube'dan bakabilirsin ama beni sarmaz. Dead Island 2. Aynen bak. 235 liraya ben bunu wishlistime ekleyeyim. İstek listemde dursun. System Shock. Bunu da daha sonra bakmak üzere. Nasıl bir oyunda hatırlayamadım çünkü. Bakmak üzere alıyorum. İstek listeme. Hatta bakmak üzere değil, bakayım ya. Biz ne için girdik bu işlere? Bakalım bakalım. Kaç yapımı bu oyunu? 2023 mi release date? And my children will take good care entertaining you. Look at you, a pathetic creature of meat and bone. Ya yani System Shock'ı çok duydum da hiç oynamadım. Muhtemelen bu eskiden yapılmış bir oyunun şeyi, remake tarzı bir şeydi. Onun için hiç girmeyeceğim bu işlere. VR futbol neymiş lan? İlgimi çekti. Ya bir ara eskiden böyle Sims tarzında bir şey vardı. Futbol simülasyonu vardı. Adını hatırlamıyorum işte. Legends of Football muydu? Neydi? Öyle bir şeydi. Böyle futbolcu karakterleri böyle geceleri barlara, kafelere falan takılıyor. Bunları mutlu ediyorsun, dedi falan yapıyorsun, filan yapıyorsun. Çok tatlı bir oyundu. Onu bir daha bulup da şey yapamadım. Alamadım. Buna 225 lira verilmez. FM lan bu direkt işte. FM ben oynayamıyorum. Şey neydi? Championship Manager mıydı? Yok, Total Club Manager 2005. Orada bir oynadım. Bir de 2006'yı oynadım. Ondan sonra saldım gitti onları da. Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition kesinlikle ama kesinlikle 207 liraya değer. Almadıysanız, oynamadıysanız alın, oynayın. Game Pass'te falan filan var diye hiç şey yapmayın. Alın bunu, tutun. Yani şeyleriyle birlikte iki tane DLC'siyle birlikte, isimlerini hatırlayamıyorum şimdi DLC'leri. Mutlaka bu oyunu alın, oynayın hanımlar beyler. Devam ediyorum. Bakayım şöyle dikkatimizi çeken Inspector Gadget. Çocukluğumuzun çizgi filmi. Return to Moria. Yüzüklerin Efendisi hayranıyım ama bu oyun yok ya. Yok yani. Bu ne lan? Disaster Report. Summer Memories. Şu JRPG'ler, Japon şeysileri beni hiç sarmıyor. 180 liraya keçi olabilirsiniz, etrafta takılabilirsiniz saçma sapan. Redfall fiyaskosu 175 lira. Far Cry 175 liraya alabilirsiniz mesela, ben de almıştım şeyde, Steam'de duruyor aynı fiyata. Heroes of Might and Magic Ultimate Edition mı? Allah Allah. Yıllar yıllar evvelde, 20 sene mi oldu ne? Ben bunu bir oynadıydım. Heroes of Might and Magic 3'tü herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama saatlerce böyle deli gibi oynadıydım. Çok da sevdiydim. Ultimate Edition diyor da ne resim var, ne bir video var. Geçtik. Ya o nostalji de verdiği tat şimdi oynasanız vermeyebilir ya. Dying Light Enhanced Edition. Birinci Dying Light'ı oynamadıysanız alabilirsiniz. The Following'le birlikte gelir bu muhtemelen. My Little Pony alabilirsiniz. Benim en sevdiğim oyundur dermişim. Yok lan manyak mısınız, almayın mı? Bu ne Allah aşkına? Bunu 170 lira para mı verilir? Gidin 3 tane pide yiyin. İstanbul'da Ankara'daysanız 2 tane anca yersiniz. Belki bir tane ama. Geç. Ne oluyor lan cing cing? Game Pass'i varmış. İyi demin.
Burak Hoca mesaj atıyor. Dedim Civilization 7 oynayalım hafta sonu gel dedim. Nya diyor. Şey oynayalım, PUBG oynayalım diyorum. Nya diyor. Game Pass'imiz var diyor. Gökhan da başlayacak. Ne başlayacakmış? Dur bakayım bir dakika. Diablo 4 deneriz diyor. Aynen Diablo 4 oynayacağız. Şu Stardew Valley'nin 19 Mart'ta. Bugün ben bunu ne zaman çekiyorum? Gerçi hemen koyarım ben hafta sonunda bunu ya. 14 Mart Perşembe günü çekiyorum. Şeyde 19 Mart'ta 1.6'sı çıkıyor. Stardew Valley'nin ona bir bakacağım. 28 Mart'ta da yanlış hatırlamıyorsam Diablo 4 şeye geliyor. Game Pass'e geliyor. Diablo 4 deneyeceğiz. Death Stranding. Bunu da oynayacağım daha duruyor. Director's Cut upgrade'i var. 99 liradan 40 küsür liraya düşmüş herhalde. Onu aldım wishlist'imde duruyor. Yani ikisini birlikte 200 liraya alabilirsiniz. Diyeceğim. Yo bu direkt şey 164 lira. Director's Cut bu direkt. Okey. 164 liraya alınabilir bu. Tavsiye ederim. Güzel oyun. Ben 1,5 saat falan oynadım. Sonra başka bir oyuna geçtim. Böyle biraz şey yaptım. Ne denirdi ona? Şıp sevdi mi? Yok. Ayran gönüllülük yaptım biraz. Şu neymiş? One Military Camp. Merak ettim. Bakalım bakalım. Bağalım bağalım. Dur bakayım. Build your own training camp, manage the economy, recruit the best candidates to join your forces and train them to become elite specialists. Finally send them on special missions to achieve peace once and for all. Ha, tabii peace'tir kesin o. 165 liraya almam ben bunu ama. Ne diyor? Kendi antrenman diyecektim. Antrenman, eğitim kampınızı inşa edin, ekonomiyi yönetin diyor. En iyi adayları kuvvetlerinize katın ve onları elit askerler olmak üzere yetiştirin. Sonra da onları özel görevlere gönderin diyor. Ya ben merak ettim bakacağım ya. Bu tarz simülasyon ve yönetim oyunlarını seviyorum ben. Teması farklı sadece bunun. Özelleştiriyorlar. Tiplere bak. Çok tatlıymış ya. Ben bunu şey alacağım. Ay dur. Cık. Lan wish listimi alacağım wish listimi. Sepete ekledik yanlışlıkla. İstek listemizde dursun. Daha sonra bir göz gezdiririz bakarız. Neredeydi oyun ya? Ha şuradaydı. Crime Boss geç. Çok kaliteli insanlar var ama bakmayacağım. Skylines geçtik. Days of Doom, Tropico. Satış Factory. Satış Factory bak şeye gelmiş. Bunu da aldıydım Steam'den. Kaç? 25 liraya mı aldıydım? Kaç aldıydım? Hala duruyor. Oynayacağım inşallah. Satış Factory. Satisfactory. Update 8'i gelmiş. A8 güncelleme 8. Bakalım bakalım. Forgive me, Father 2. Affet beni baba. Ya da peder artık. Pederdir herhalde. Günah mı çıkarıyoruz burada? Merak ettim, enteresan bakalım ya. Amacımız zaten oyun keşfetmek değil mi? Bakalım. Böyle bir Borderlands tarzı bir çizimle oynuyoruz sanırsam. Pek hoşuma gitmedi ama. Bir de okuyalım bakalım neymiş ne değilmiş. Wash your hands, brush your teeth regularly.
Ne diyor? Embark on a journey into darkness nightmares to restore your sanity. Blast your way through hordes or possessed enemies. Unlock an arsenal of deadly weapons and unearthly abilities and get ready to face even more Lovecraftian madness. Ne demek Lovecraftian? Lovecraftian madness in the action-packed FPS sequel. Geç. Boğazım. Commandos 3'ü oynayanlar tavsiye etmiyor. Ben de o zaman tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü zaten bir Commandos hayranı çok olamadım öyle. Manyağı olmadım yani. Eskiden de o kadar oynamamıştım. Ben ilk çıkan Desperados'un manyağı olduydum. 2'yi de çok oynadım. Bakalım ben bir tane daha oyun. Desperados 3'ü de girdim. Bir 2-3 saat oynadım. Sonra başka oyuna gittim. O aralar hayran gönüllüydüm ya. Çok. Daha şey oynayacağız. Desperados 3 oynayacağız. Castillo Protocol 150 liraya. Wishlist'ime ekleyeyim bakacağım sonra. Bunlar ne? Bunlar bizi ilgilendiren, sizi ilgilendiren şeyler değil. Şunu ilk çıktığında Epic bedava vermişti. Total War Sega. 150 liraymış. İlk bir günde ama sadece. T 2-3 yıl önce aldıysanız bir bakabilirsiniz. Starship Troopers. Starship Troopers filmini izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ama oyunun o kadar güzel olmadığını söylüyorlar. Filmi 90'lı yıllarda izlediğimde beni çok etkilemişti gerçekten. Çok beğenmiştim. Aksiyon doluydu. Çok güzeldi. Ama tabii şimdi 2024 yılında 30 yıl sonra tekrar izlediğinizde aynı tadı alır mısınız? Ben alır mıyım? Ben alırım muhtemelen de siz alır mısınız? Biraz yaşınıza bağlı ya. Diye düşünüyorum. Disco Elysium 15 liradan almadıysanız gari 143 liraya çıkmış. 575'ten düşmüş. Alın bunu. Far Cry Primal yani 147 liraya düşünülebilir. Oynadım bunu da. Bitirdiğimi hatırlamıyorum ama oynadığımı hatırlıyorum. Bayağı oynadım. Yani Far Cry'ların hepsi aynı benim için. Yani hep aynı gidiyor zaten. Sırf hikaye için oynuyoruz. Çok değişen bir şey yok yani. Shipbreaker geç. Geç geç geç. The Evil Within 2'yi aldıysanız bedava vermişti. Oynayın tavsiye ederim. Hatta bir ara başladık da o da kaldı öyle ya. Beşinci sayfaya geçelim bakalım. Weird West bende var mıydı ya bu? Yok var mıydı? Vardı herhalde Weird West ya. Wishlist'imde mi var? Yo var tamam Weird West'imiz var. Bunu da oynayacağız bir ara. Duruyor öyle. Ghostwire Tokyo güzel değil diyorlar. Bedava vermişlerdi. Surviving Mars 135 lira o da bedavaydı bir ara. Prison Architect'i de bir ara bedava vermişti diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım hemen. Doğru hatırlıyorum. Prison Architect 2 çıktı. Bildiğim kadarıyla da çıkmak üzere. 3 boyutlu çıkacaktı herhalde. Yani buna girmedim, buna girişmedim. Aslında bunu da merak ediyorum, oynamak istiyorum ya. Belki bir ara oynarız. Western Front aklımdaki oyunlardan. The Valiant, yeah. Saints Row bedava vermişti bir ara diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen kütüphanemde bedavaya vermişim ama para verip almam Saints Row'u. Saints Row 3 müydü 4 müydü bir oynadım bayağı sevdiydim ama geyiği çok güzeldi. Ama para verip de almam yani. Başka. Rainbow Six Ghost Tom Clancy's Ghost Recon belki deneyebilirsiniz. Assassin's Creed Syndicate serinin en sevilen oyunlarından. Ben Assassin's Creed'i Odyssey... Ha bak mesela oynamadığım oyunlardan bir tanesi daha. Odyssey'i aldım. Pardon. Origins'i aldım. Bitirdim. Bitirdim mi? Tabii bitirdim. Odyssey oynanacak daha. Üzerine Valhalla var. O da oynanacak. Daha o da... ve o 3 oyunu... Bir de ondan sonra ne? Miraj mı? Öyle bir şey çıkarttılar. Onu almadım. O 3'ü yeter dedim. Ondan önceki Assassin's Creed serisini denemiştim. Beğenmemiştim. Bana göre değildi. Ay, bakalım. 100 lira altına doğru yavaş yavaş ineceğiz gibi. Şöyle gözümüzü
dikkatimizi çeken, gözümüzü çekmez, dikkatimizi çeken. Far Cry 5'in hikayesi güzeldi, tavsiye ederim. New Dawn'u tavsiye etmem. İzledim, oynamadı bu. onun için yok. Immortals Fenyx Rising, Çakma Zelda diye hatırlıyorum. Division'lara, Watch Dogs. Watch Dogs mesela çok şey bekliyordum böyle. Bedava verdi. Çıkışını bekliyordum. Sonra çok pahalı çıktı tabii. Bedava verdi, aldım, oynamaya giriştim. 1, 2 yok yani, benlik değil. Division oynamadım. Çok sıra etti arkadaşlar ama yok. Gas Station Simulator 104 lira verilip alınır mı? Ben almam ama zamanında 20 liramla aldıydım. Bayağı bir vakit geçirdim pompacılıkla. Steam'de duruyor hala. Belki ilerleyen zamanları sırf sizin için oynayabilirim. Bu ne lan? Evil'dan ne anasını? Ugly. Ugly ne ya? Ugly diyeyim önce. Çirkin, çirkin bir oyun yapmışsınız. Tropico'ları da aslında denemek istiyorum ama hep istiyorum. Yeni bir şey öğrenmek zor geliyor ya bir yaştan sonra. Şu oyun çok güzeldi, bedavaya vermişti. Bayağı bir gittim ama bunun da şey sıkıntısı vardı. Hatta yapımcısına da yazdım. Save sıkıntısı vardı. Oyunu save edemiyordu. Onun için bıraktıydım. Belki yeniden başlayabilirim. Settlement Survival. Bu var mıydı bende be? Yoksa wishlist'e ekleyelim. Ben bu tarz oyunları seviyorum ya. Ama kolay olacak. Öğrenmesi, şey yapması kolay olacak. İçinde navigate etmesi kolay olacak ya. Öğrenmesi kolay olması lazım, aynen. Ben bunu şey alayım, daha sonra bakalım. Neredeydi lan o? Şurada bir haunted house var. Bu ne? Tavşan mı lan? Yok değilmiş. Miniland Adventure, geç. Şunu wishlistimize aldık. Fall of Porcupine, geç. Bu arada Far Changing Tides oynamayı planlıyorum bir ara. Fish mi? Balık mı? Bu ne lan? Temel içgüdü gibi oturmuş karşımıza. Forgive Me Father'ın ilk oyunu. Bunlar şey, demek ki ünlü bir oyun serisi olabilir. Biz bilmiyoruz. Cehaletimizden Demenas. Geç. Guardians of the Galaxy 92 lira bir ara bedavaya vermişti, umarım almışsınızdır. Bir ara bunu da deneyeceğiz bakalım. Aksiyonu güzel, hoş da onun dışında pek bir numarası yok. Kendisini tekrar eden bir oyun diye anlatmışlardı inceleyenler diye hatırlıyorum. Malvor Idol'ı da bedavaya vermişti. Bu neydi, hatırlayamadım, şimdi girmeyeceğim ona. Çok sıkıcı bir oyun gelebilir size. Battlefield 2042 90 lira olabilir. Battlefield 1 var bende. 1 ile 5 var. EA Games'te. Onu oynayabiliriz single player olarak. Multiplayer oynamam. Evil Within'in ilk oyunu. O da vardı bende. Heroes Hour. Geç. Skyrim oynayabiliriz sevgili dostlar, eğer isterseniz. Skyrim'im var benim. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Şöyle bir Wood Elf olarak bir Archer, gizlilikle birlikte okçuluk şeklinde. Yorumlarda belirtin bakalım. Prey var daha oynayacağımız. Hey gidi hey. Prey de bedavaya vermişti. Bunu da ne zamandır aklımda, her gördüğümde ulan başlasam mı, bugün mü başlasam, yarın mı başlasam diyorum ama. Bekletiyoruz bakalım. Prey'i de. South Park The Stick of Truth güzel oyundu. Bunu da oynadıydım. Korsan oynadıydım herhalde, bunu hatırlamıyorum. Ya da demosunu mu oynadım, hatırlamıyorum valla. Desperados 3. Vay, hala 85 lira. Ben de 75 liraya mı ne aldıydım yanlış hatırlamıyorsam. Bunu alın ya, 85 liraya. Kaçırmayın bunu, Desperados 3. Tabi önce bir bakın, yani sizin tarzınız olabilir olmayabilir ama bu tarzda oyunları seviyorsanız, işte o eski Commandos tarzı oyunları seviyorsanız, Desperados 3'ü kesinlikle kaçırmayın sevgili dostlar.
Expeditions Rome var mıydı bende ya? Geç. Cafe Owners simülasyon oyunlarını da seviyorum ama Gas Station Simulator var. Tavern bilmem ne Tavern Simulation var. Bir sürü simulation'ım var. Onun için bakmayacağım. Çok simülasyonum var. Drug Dealer Simulator var. Oynadık. Oynadık mı? Oynamadık. Yok. Oynadım da size göstermedim. İnternette de uyuşturucu satmayalım dedik. Daha doğrusu arkadaşlar uyardı. Onları kaldır dedi. Boş ver dedi. Ona gerek yok dedi. Başka. Şu Loop Hero bir ara şeydi ama revaçtaydı. Revaçta bir oyundu. Ünlü böyle. Hoş idi. Ben bunu oynamam acı. Ben oynamam. Figment Destroy All Humans 75 liraya kaos yaratabiliriz ortalıkta. Pathway'e bir bakmak istiyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam bu da güzel bir oyundu ve bende yoktu diye. Aa varmış lan. Aa yok yanlış hatırlıyormuşum. Bu oyun değilmiş. Devam edelim o zaman. Ashen Battlefield 5 75 lira. 30 liraya aldıydık. Saints Row the Third Remake. Aa ben bunu oynamıştım işte. Yıllar önce. Kingdom Come Deliverance. Zamanında bedavaya verdikleri oyun. Bak mesela bunu da oynayacağım daha. Duruyor ha. Yıllardır duruyor. Bir şöyle bir giriştiydim. Çok hantal geldiydi. Ama sonradan değerini anladıydım. Hep hype'landım. Hep yükleyeyim, indireyim, kullanayım, oynayayım dedim. Ah yok. Fırsat olmadı bir türlü. Ama bunu da oynayacağım inşallah bir gün ya. Kingdom Come Deliverance. Homebody. Tiny Trooper Glow. Geç. Bu ne lan? Divulian Ultra. Geç. Indoorlands. Geç. Monopoly Plus. Monopoly oynamayı sevenler takılabilirler. Rage 2. Rage 1 çok hoşuma gittiydi. 2 bilgisayarım ilk kaldırmadıydı. 5 CD'de falan Korsan CD'ciden aldıydım. Sonra bir ara oynadım da beğenmedim diye hatırlıyorum ama beğenmiş de olabilirim. Hatırlayamadım. Geç. Far Cry 4'ü çok met ediyorlar. Ben 3'ten direkt 5'e atladım. 4'ü oynamadım. Pek beğenilmedi diyor biliyordum ama son zamanlarda birkaç videoda hikayesi falan güzel diyordu. Gerçi aynı videoda 5'e güzel değil diyordu. Muhtemelen zevklerimiz uymuyor onunla. Onun için ben yine muhtemelen 4'ü alıp oynamayacağım. 3'ü 2'yi oynadım. 1'i hatırlamıyorum. 3'ü oynadım. 4'ü oynamadım. 5'i oynadım. 6 var şimdi. 6'yı oynayacağım. Stone Guardian geç. Nereden hatırlıyorum lan ben bu oyunu? Aa Multiplayer'ın YouTube kanalında bir ara şey yapıyor. Oyunda kullanmışlardı. Quake geç. John Rambo. Komedi mi ki lan bu? Komediye benziyor. Bakalım mı? Rambo'yu bilir misiniz siz gençler? Komedi tarzında yapmışlar ama sanki ha. Tiplere bak. John Mambo'ymuş zaten. Bu Rambo değilmiş ki. Biz Rambo diye okuyoruz. John Mambo. Chicken Mambo. Neredeydik lan? Heh. Dragonfall geç. Mafia 3, Mafia 2. Şimdi Mafia 1'i ben bitirdim Definitive Edition'ı. Şimdi Mafia 2'yi oynayacağım. Mafia 3'ü zamanında oynamıştım. Hiç beğenmedim. Yani hiç beğenmedim dediğim 1 ile 2'nin yanından geçemez. Yine onu da bitirdim de. Yani öyle aksiyon oyunuydu yani. Öyle tırt bir oyundu. Ama bu 1 ile 2'nin özellikle 1'in hikayesi. Daha bak hatta bugün bitirdim ha 1'i. 15-16 saatte falan bitirdim. Mafia 2'yi de oynayacağım. Ama işte size kaydedemedim işte 1'i. Dediğim gibi OBS stüdyodan kaynaklı bir türlü düzgün çalışmadı. Hep crash yedi. Dolayısıyla kaydedemedim. Hatta iki videosunu eklediydim yani Nisan ayında geliyordu. Ama attım gitti. Mafia Definitive Edition alın yani bunları oynayın. 1 ve 2'yi mutlaka alın. Hatta 3'ünü birlikte bak 1-2 64-65 130 liraya falan denk geliyor. Üçünün birlikte olduğu bir bundle vardı. O civarda yine fiyat. Mafia 3 bedavaya geliyor.
O 3, o bundle'ı alın. Bunu da bir ara canınız sıkılırsa, oyunsuz kalırsanız oynarsınız 3. Fena değil ya yani. Mekanikleri falan. Ama işte boş, bomboş bir hikayesi var. Zaten zenci mafya mı olur arkadaş? İtalyan mafyasından 1-2'den geliyorsun şeye. Geç. Irkçılık yaptıracak bana. Irkçı değilim ben arkadaş da, zincirlikten değil yani. Ya bazı SCV kültüründen. Neyse ama ne uzatıyorum ya. Mafya 3 üzerine bu kadar konuşmaya değer mi ya? Oyun rezalet işte, geç. Biomutant olabilir. Geç ama. Tornado. Bu neymiş? Ben uçak simülasyonlarını severim. Ama bu bir simülasyon mu yoksa? Aga bu ne lan? Piksel de oynamam yani simülasyonu, lütfen. Kusura bakma. Neredesin Tornado? Buradasın Tornado. Geçtik 10. sayfaya. Evet, 60 liranın altına düştük. Buzzworld. Hiçbir fikrim yok. Geç. Liberte. Bilmem nerede. Bette. Ape Out'a güzel diyorlar. Onun da bedava verdiydi. Duruyor. Zaten benim 500 tane falan Epic'te oyunum duruyor. Çoğu tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bedavaya aldığımız oyunlar. Onlara şöyle bir ufak ufak arada bakıyorum. Bedava aldığım oyunlara. Güzel oyunlar çıkıyor arada. Tribes of Midgard alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. 57 liraya uygun bir fiyatı var. Deneyin yani, mutlaka oynayın. Valheim'ın izometriyi hep söylüyoruz ama kaçıncı kez. Dust to the End. Biraz dandik bir oyuna benziyor ama merak ettim, yine de bakacağım. Böyle exploration oyunlarını da seviyorum da, bu point and click tarzında bir de şeymiş herhalde. Sıra tabanlı. Sıra tabanlı oyunları da severim de ya. Sarmadı. Fly Corporation. Bu da bir simülasyon oyunu. Onun için Survive on Raft. Raft'ın şeyi, bizim bildiğimiz Raft'ın çakması. Geç. The Division ilk oyunu 52 lira. Yüzyıllardır 52 lira zaten. Alıp oynanabilir. Watch Dogs'un ilk oyunu da öyle. Dishonored'ın oyunları, Dishonored ve Dishonored 2 bedavaya vermişti Epic bir ara. Umarım almışsınızdır. Ghost Runner da bedavaya vermişti. Şimdi 50 lira. Ghost Runner'ı da bir ara oynayacağım bak. O da mesela duruyor. Dishonored 1'i oynadığımı, bitirdiğimi çok rahat hatırlıyorum da 2'yi oynadığımı hatırlamıyorum. Dolayısıyla 1 ve 2'yi tekrar bir oynamak, bitirmek istiyorum. Güzel bir oyun çünkü. Şirinler mi? Merak ettim lan, bakalım neymiş. Şirinleyelim. Ne yapıyorum burada? In a dusty grimoire, the wizard Gargamel just put his hands on the formula of an evil plant. Bu bir, yo, base game bu. DLC de değil. Mission Vile Leaf. V Leaf. Geç. Geçtik. Bu ne? Karı kız oyunu herhalde. Geçtik. Filthy Spirit of the Geç. 50 liranın altına düştük. Uno var 47 liraya. Al oyna. Sudan ucuz. Müzik niye durdu lan? Niye devam etmiyor müzik? Borderlands 3 45 liraya bulamazsın bir daha. Al oyna, götür. Aksiyon, hiç şey yapma. Düşünme bile. Tabii bunlar şeyde var. Pass'te var. Oradan da oynayabilirsin. Rainbow Six Siege var 45 liraya. Alınabilir. Ben almayacağım. Benlik değil. Far Cry 3 45 liraya al oyna. Bilgisayarım öyle orta seviyenin de altındaysa kesinlikle oyna. Hikayesi mükemmeldir. Dishonored'ın Definitive Edition'ını. Lan yukarıdakiler neydi ki? Ama neyse, dönmeyeceğim. Jurassic World Evolution birinci oyun, al oyna 40 liraya. Bedavaya ver diydi herhalde bir ara. Oynadım ben. Bayağı 60 saat falan oynadım bunu ha. Öyle böyle değil yani. Çok sardı. Bildiğin şey işte ya. Hayvanat bahçesi kurar gibi. Jurassic
park kuruyorsun ya kendine. Watch Dogs Legion geç. Tomb Raider'ları bir ara 3-4 tanesini birden verdiydi yılbaşı indirimin şeyinde. Tabii yılbaşı etkinliğinde. Umarım almışsınızdır. Almadıysanız 40 liraya düşünülebilir. Bu ne lan? 13. Sarmadı. Kapağı sarmadı. Serial Cleaners. Bunu nereden hatırlıyorum ben ya? Serial Cleaners. Is a top-down stealth action game where you get to experience being a murder scene cleaner for the mob in New York, alternate between four cleaners each time. Ah, bu şeydi, tamam. Siz mafyanın temizleyicilerisiniz. Temizleyicileri derken gerçek anlamda. Adamlar etrafta ceset bırakıyor. Siz de onları polislere yakalamadan alıyorsunuz, temizliyorsunuz tarzında bir oyun. Geç. Geçer misin? Z-Tanks ne lan? Ya bu zombili şeyler beni hep çekiyor ya. Ne kadar dandik bir kapağı var. Muhtemelen oyunda %99 dandik çıkacak ama yine de bir bakası geliyor insanın. Yani benim bakasım geliyor. Baksana ne kadar kötü. Allah'ım, Allah'ım. Ay tamam. Zombi hastasıyız. Bu ne abicim? Escape from prison. Bu ablamızla mı kaçıyoruz? Future Project. Geç. Everlasting ya. Geç. Ay. Geç. Vampir bedavaya vermişti. Bunu da oynayacağız daha. 38 liraya alınabilir. 190'dan düşmüş. Tavsiye ederim. Şu da bir ara bedavaydı. Bunu da oynayacağım. Merak ediyorum. Homeworld Desert of Karak. Ash of Gods, bu ablaya ne olmuş lan? Gözü mü çıkmış bunun? Geç. What Remains of Edith Finch bir ara bedavaya verdiydi. Hikayesi çok güzel, hüzünlü falan bitiyor dedilerdi. Onu da bir denemek isterim ama o kadar oyunun ardından bunu çok 10 yıl sonra falan herhalde belki hayatta kalırsak, ölmezsek. Metroid Exodus Standard Edition. Yani Metro Exodus oynamadıysanız 37 liraya alabileceğiniz en iyi aksiyon oyunu falan shooter oyunu demiyorum bak. En iyi oyundur. Orayı yıkarlar demiyorum. Orayı yıkarlar. Metro Exodus alın oynayın hanımlar beyler. Şeyiniz yoksa, düzgün bilgisayarınız yoksa gidin sırf bu oyun için, alın bu oyunu. Gidin sırf bu oyun için GeForce Now girin, yarım saat bedavadan takılın ya. Remnant bedavaydı. İkincisi çıktı. Hiç girmiyorum o işlere. Devam ediyorum. Kaç paraya düştük? 36 liraya düştük. 40 lira altı oyunlardayız. Starship Troopers Terran Command. Bu eski oyun herhalde. Filmi güzel, filmi oyunu güzel değil. Prehistoric Kingdom. Bu neymiş? Bu da Jurassic World'un çakması mı acaba? Muhtemelen öyle gibi görünüyor. Evet, Jurassic World'un çakması bir oyun. Hayvanat bahçesi kurma oyunu. Şurada bir pi sayısı gördüm. Bugün 14 Mart ya. Apotheosis, Lab of the Blind Gods. İlginç, bakalım ya. An FPS with zero graphics. Hey. Yes, you heard it right. Evet, doğru duydun. Koş, patlat, kaç, hayatta kal. Neyle? Through sound alone. Sadece sesle. As you challenge your makers and unravel the mysteries of your existence. Buralar çok edebi gerekli değil. You may be blind, kör olabilirsin, but you are far from helpless. Ama çaresizden çok uzaksın. Allah Allah. Sadece sesle ha? Ver bakalım bize bir tat, ver bakayım şöyle.
bir pınçık. You sure are obedient, passing you through to simulation. Please hold. We have the button. Time to die. Well, that should keep them busy for a while. Hanımlar beyler, güzel 7+1 bir kulaklığınız yoksa bu oyun size gelmez. Ama bana gelebilir. Dolayısıyla ben bunu bir wish listime atacağım. Kaç paraydı bu? 36 lira. Denenebilir. Bir izleyelim bakalım. Far Cry 2 35 lira. Tavsiye ederim. 35 lira hiçbir şey. Far Cry ilkini tavsiye etmem çünkü bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum da. Var mı lan bunun videosu? Merak ettim. Yoktur tabii ki. Nerede olacak? Far Cry 2'nin vardır ama bak mesela. Onun da mı yokmuş? Vay be. Bunda havan topu vardı. Ben oynamayı çok severdim o havan topuyla. Quake. Eskiler geldi aklıma. Nostalji. Tetris var. Bu kumlu mumlu Tetris herhalde, böyle tuhaf bir Tetris'ti. Siz gençler bilmezsiniz siz Tetris. 90'lı yılların bombası Türkiye'de. Destroy All Humans 33 lira. Bunu da wishlist'ime alayım. Canım sıkıldıkça girip insan öldürür çıkarım. 35 lira bir şey değil. Şu oyuna bayağı bir vakit harcamıştım. Sonra tıkanıp kalmıştım. Stories Untold. İngilizcesini geliştirmek için, isteyenler için güzel bir oyun. Star Wars benlik değil, onun için geçiyorum. Ben sevmiyorum Star Wars. Kusura bakmayın. Hemen abonelikte 350 aboneden 150 aboneyi falan düşürmüşüz ama. King's Bounty geç. From Dust. Şu da güzel bir oyundu diye hatırlıyorum ama eskiydi. Geç. Yılların eskitemediği Splinter Cell Chaos Theory. Double Agent oynamadım. The Long Dark. 30 lira bile değil. Kesinlikle alıp oynayın. Yoksa eğer. Bayağı Steam'de var benim de. Bu da bedavaya verdiydi Epic. Almadıysanız bunu alın oynayın arkadaşlar. 30 liraya. Yani Metro Exodus 1 ise bu da 2'dir yani. Bu kadar ucuza bulamazsınız. 50 lira 6 mükemmel. 30 lira 6 lan oyun. Lan 30 bak 29 lira 50 kuruşa büyük boy cips alamıyorsunuz ya. Alın bunu. Rahat bir 40 saatiniz var. Tabii yine belirtmekten geçmeyeyim. Türü seviyorsanız hayatta kalma türü de bir oyun. Hem hikayeyi oynayabilirsiniz hem de kendiniz açık bir dünyada karlar içerisinde hayatta kalmaya çalışabilirsiniz. Zorluk derecesini ne kadar arttırırsanız, ben zamanında oynadıydım, şimdi girsem hemen ölürüm de. Baya baya böyle hayatta kalmaya çalışmıştım. Zorluk derecesini arttırıp çok zor ve affetmeyen bir oyun. Jurassic World Evolution 1 daha iyi demiştim ben size. Bakın 2 birden daha ucuz. Devam. Ne? Deep Sky Derelict Sketch. Chivalry 2 bir ara bedava vermedi. Yine aynı fiyatlarda bir şeyi satın almıştık. Benim sevdiğim tarzda bir oyun değil. Burak Hocagil istedi diye aldım ben de zaten. Oynamıyorum. Single player olsa oynayabilirim ama. Ben multiplayer oyun sevmiyorum yani. Ona kanaat getirdim. Ben oturacağım, izleyeceğim, trolleyeceğim, muhabbet edeceğim. Project Zomboy'u severim ama bak muhtemelen ha. Multiplayer'ını. O olabilir bak. Ama o kadar geliştikten sonra birisi de gelip benim base'imi yağmalasa, öldürse falan, ben çıldırırım, kafayı yerim, bir daha da girmem multiplayer'a. Muhtemelen öyle olur. Şimdiye kadar hiç multiplayer'ı doğru düzgün oynamadığım için, en azından global server'lara girmediğim için öyle diyorumdur. Zoetti. Uçak simülasyonu biliyorum.
güzel değil diye hatırlıyorum, onun için geçiyorum. Skydrift'i bedavaya verdiydi bir ara, ona da bakmadım yani. Windbound'u da bir ara bedava vermişti, ona da bakabiliriz. Hadi canım. Back for Blood 25 lira. Alın bu oyunda oynayın. Alın bu oyunda oynayın. 25 liraya alın. Kaçırmayın. Kaçırma bunları, kaçırma. Epic şey Steam'de var benim. Oynadık baya. Hatta eski şeylerde de var. Bizim kanal, benim kanalda. Videolar da var. Baya eskiye gitmeniz lazım ama. Hatta Burak Hoca ile VS'ye attığımız bir video var. Benim bütün 400-500 tane videom varsa en sevdiğim videodur. Burak Hoca'nın da en sevdiği videodur. İzliyorsan Burak Hoca bir kalp at. Devam edelim. Man Eater, ben bir ara Game Pass'te vardı, oynamıştım. Çok da sevmedim. Onun için bıraktım. Küçük bir balık olarak başlıyorsunuz. Küçük balıkları, kendinizden küçük balıkları yiye 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 köpek balığısınız siz. Büyüyorsunuz. Büyüdükçe insanlara geçiyorsunuz. Böyle. Sonra sizi avlamaya çalışıyorlar falan filan, fiş meken. Prince of Persia. Yani Prince of Persia anlatılmaz yaşanır. Ya eski oyunlar bunlar. Şimdi önersem bir dert, önermesem bir dert. 25 liranın da altında. Yani ben bir daha oynamam. O kadar iz bırakmadı bende ama hiç oynamayan varsa şöyle bir baksın derim. Bilgisayarınız iyi değilse mesela bunları bir deneyebilirsiniz. Başka ne varmış? Apico. Bu ne lan? Ben bakmayacağım. Potion Permit. Bu da çok Japon oyununa benziyor. %99.9 öyle. Hiç girmeyeceğim. This is the President. El Presidente. Merak ettim. Buna bakalım. Dur. Sayfanın sonuna geldik. Cardboard Kings. Cardboard. Bu ne? Almanca mı lan bu? Otok. Şunu bedava vermişti. Şu This is the President'a bir bakalım. It's the President. That's the President. This is the President is a political thriller. Politik bir gerilim diyor bu oyun. Hüseyin. Hüseyin Çinli ama bildiğin. Neyse. You are the newly elected leader with a shady background. Böyle karmaşık bir geçmişi olan, böyle karmaşıktan ziyade biraz gizemli geçmişi olan yeni seçilmiş bir lidersiniz diyor. It is up to you to abuse the position of the most powerful man in the world to escape justice for past crimes. Eskiden işlediğiniz suçlardan kurtulmak için, daha doğrusu adalet karşısına çıkmamak için, kaçmak için dünyanın en güçlü adamı pozisyonu, yani president, el presidente görevini kötüye kullanmak sizin elinizde diyor. Biraz saçma geldi bana. Oğlum adam, madem geçmiş bu kadar kötü, nasıl başkan yapılıyor yani bu? Dominant attitude. Mesela başka başkanlar olsak. Passport forgery. Sahte pasaport işleri. I'm just glad the new president will finally fix the constitution. That's all. Tabii anayasayı düzeltir o. Bu ya benlik bir oyun değil. Geçelim bir sonraki sayfaya. 20 lira altına düşüyor muyuz artık? Thief tavsiye ederim. 25 lira altı neden olmasın? Prince of Persia gibi bu da yani. Ne tavsiye ederim ne etmem yani. De bakılabilir bir oyun. Sherlock Holmes The Devil's Daughter. De bakayım. Bu point and click mi yoksa TPS tarzında gidiyor mu? Bunu alabiliriz ha. Bedavadan ucuz. Şeytanın kızı. Action Adventure Puzzle. In-game. Daha benim Dark Soul mu, yok yok ne vardı? Beyond Two Souls muydu?
aksiyon oyunum var ya da ama at ya wishlist'te dursun. Oğlum 20 liraya şöyle oyun oynamak yani. 20 lira lan. 20 lira lan. 20 liraya kutu kola alamıyorsunuz lan. Geçtik. Civilization 6 base game'ini hiç tavsiye etmem. Bütün hepsinin bir içinde olduğu antoloji paketini alın. Bunu zaten bir ara bedava vermişti. Ay güzel oyun mu? Benim en sevdiğim oyun. Yani all time favorite'ım benim Civilization 6. Benim zaten en çok oynadığım oyundu o. 1500 saate yakın. Project Zomboid'den de fazla oynamışlığım var Civilization'ı. Civilization 6 harika bir oyundur. Ama bütün paketlerinin içinde olduğu bir şey paketi alın. O paketi alın. Antoloji paketini. Böyle sade almayın. İlk başlarda keyif vermeyebilir. Sonra tutulamazsınız. Tabii bir de o iş öğrenmesi hiç kolay değildir bu Civilization'ı. Bildiğin satranç oyunu ama satrançta kaç? 16 tane mi taşınız var? İşte 8 tane piyon ve özel taşlar. Bunda 1600 tane taşınızın olduğunu düşünün. Yani her oyun bambaşka yerlere gidebiliyor ya. Neyse geçtik. Super Hot 20 lira altı tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi. Değişik bir kafası var. Girin izleyin bakın tavsiye ederim. Bir ara bedava vermişti diye hatırlıyorum. Ben mi satın almıştım? Bedava vermişti herhalde ya. Bayağı bir denedim baktım güzel hoş. Yani şunu 20 dakika bile oynasanız 21 lirayı çıkarırsınız ya. Öyle diyeyim ben size. Ki oynarsınız 20 dakika çok rahat. Batman Shadows Edition ne? Telltale Series dediğine göre Point and Click Story. Ben bunu bilmiyorum. You're a good man, Bruce. Aa, bildim tamam. Yani oynamadım da. Joker'le bu. Yani bir karikatür, bir çizgi roman tadında Batman macerası yaşamak istiyorsanız alınabilir. Telltale Series'in videosunuz şeyi var. The Walking Dead, The Telltale Definitive Series. Bende var Steam'de. Bir ilk sezonunu bitirmeye yakındım hatta. Bunu daha oynayacağız. Bunu oynayacağımız oyunlardan bir tanesi de bu. Super Hot. Biraz önceki neydi? Super Hot Mind Control Delete. Super Hot. Bu ne bu ne? Bende hangisi var lan? İkisi de aynı değil mi bunların? Aman bilmiyorum. İkisini de alın oynayın tavsiye ederim. Ya da bir tanesini alın oynayın. Hangisi olduğuna siz karar verin. Diğerine bakarsınız sonra yine. King's Bounty Dark Side. Bu neymiş? Vampirli mampirli. Fantastik bir şeye benziyor. Bakalım. Geç. Nerede kaldıydık? Hood. Bunu multiplayer oynayabiliyor muyduk be? Oynayabiliyorduk sanki. Bir de bu... Evet, şey bizim... Bedava vermişti bunu. Geç, tamam. Bakabilirsiniz Hood'a da. Batman'a baktık. The Walking Dead. The Definitive Series. 6... 4 müydü? Kaç sezondu lan bu? 4 sezon. 4 sezonun tamamı... Bir de Mission bölümü falan filan vardı bunda. Ben bunu 30 liraya aldıydım. 20 liraya düşmüş bak. Zamanında almıştım. Bunu alın arkadaşlar bunu da. Kaçırmayın. Aksiyon aramayın ya. Aksiyon tabii ki var da öyle aksiyon yok. Ya point and click tarzı bir oyun bu. Bunun hikayesi için alın. Daha önceki indirim videolarında da bahsetmiştim. Bu oyunun oyunu bitiren yorumcuların yorumlarına baktığımda keşke... Bu oyunu hafızam falan kafama bir şey düşse de hafızam silinse bu oyunu tekrar oynasam. İşte son sezona geldim, bitirmek istemiyorum, ağlıyorum, ediyorum falan filan diyenler vardı. Onun için aldıydım ben de zaten. Yani, aksiyon arıyorsanız sıkıcı bir oyun, onu da söyleyeyim baştan.
okuyacaksınız. Kitap okumayı seviyorsanız alın onu. Çok okuma da yok aslında da işte. Saçmaladım biraz. 20 lira altı oyunlardan şunu bedavaya vermişti. Poker seviyorsanız bu oyunu almayın. Almayın yani. Böyle rezalet. Tormented Souls. Bioshock Infinite Complete Edition alabilirsiniz ki alın bence. Ranch Sim arkadaşlarınızla keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir oyun. 20 lira altı çok rahat alınır. Tomb Raider 17.8 lira hiçbir şey alın atın. My Time at Porsche eğer severseniz bir bakın tabii önce. Eğer severseniz 60 saate çok rahat devirirsiniz. Hatta sonrası da gelebilir yani. Far Changing Tides gördüğünüz gibi bende var. Oynamaya başladım aslında şöyle bir. Başladım dediğim bir 15-20 dakika falan baktım. Güzele benziyor. Sonra Mafya'ya döndüm de Mafya'yı bitireyim de sonra buna geçeyim dedim. Kayıt da ediyordum ya Mafya'yı. Crash'ince artık Mafya'yı bitirdim. Şimdi artık Far Changing Tides oynayacağım. Bir de Graveyard Keeper'ım var onu oynayacağım ama onu kaydetmeyeceğim. Onu öğrenmesi biraz zor olacak. Şunu alın oynayın ya. 20 lira altı. Güzel oyun. Tavsiye ederim. Yani mekanikleri güzel. Hikayesinin güzel olduğunu da söylemişlerdi. Bir yerde. Kimdi hatırlamıyorum. Firework. Moving out. Geç. Bunlar ne? Geç. Bu ne? Geç. Bu ne? Bunda geç. Bu ne? The Captain. Star Trek geldi bir an aklıma. Bu cello'nun ne işi var lan burada? Geç. Limbo'yu alabilirsiniz. 16 lira 25 kuruş. Güzeldir. 10 numaradır. 5 yıldızdır. Alan Wake Remastered alın oynayın. 16 liraya hiçbir şey. Bakalım. 15 lira altına düşüyoruz arkadaşlar. Akşam pazarı. Akşam. Bu nasıl bir çizim ya? Kadının kolu mu, memesi mi? Ne oldu belli değil. King's Bounty'ler geç. Wolf Among Us güzel diyorlar mesela. Bu da bizde vardı. Bedavaya vermişti. Yoksa bir bakıp alabilirsiniz 15 liraya. Hiçbir şey. Bakalım. Ironclads. Bunları bilmiyorum hiç. Gemicilikle çok aram yok aslında ya. Onun için hiç sarmadı yani beni. Blasphemous mesela bunu bedavaya vermişti diye hatırlıyorum. Yoksa Sultan Sanctuary miydi o ya? Bunu vermemiş. Blasphemous aslında ben bunu niye almamışım ya? Bedavadan ucuz. Normalde ben böyle piksel ve iki boyutlu platform oyunlarını falan sevmem ama Dark Souls tarzı güzel bir oyun bu. Ben bunu wishlist'ime ekleyeyim. 15 lira hiçbir şey lan. hiçbir şey. Forgotten City güzel gibi görünebilir ama almayın. Güzel değil. Bayağı bir inceledim ben bunu. Benim yani bak 9 10 üzerinden 9.5, 10 üzerinden 9. Yok öyle göründüğü gibi bir oyun değil yani bu. Ben buna bayağı bir baktım. Merak edip. Nerede kalmıştık? Dragon Throne geç. Ha, bunlara bakmıştık da zaten. Crimes and Punishment, Sherlock Holmes. Hadi bunu da wishlist'ime atacağım. The Escapist 2'ye bakabilirim. Dur bende var mıydı o ya? Şuraya da bakayım da. Splinter Cell bunlar çok eski ya. The Escapist 2 vardı herhalde bende ya. Escapist 2 var bende. Ya ben şeyle karıştırdım dur pardon. Prison Architect ile karıştırdım. Ben Prison Architect deneyeceğim. Escapist'e belki çok 15 sene sonra 20 sene sonra bakarız. I'm looking for 3024 people. Neden? Journey to these savage planets. Geç. Star Wars sevenler 14 liranın altında oyun. Hala bunu oynayan var mı bilmiyorum da. Gladius bedava vermişti bir ara. Power to the people. Simülasyon oyunu muhtemelen. Ama çok simülasyon oyunum var. Girmeyeceğim o işe. Conquest of the New World. Yeni dünyanın işgal istilası. Bakalım merak ettim. Amerika'yı. Ne bileyim İngiliz, İspanyol, Fransız, Hollandalı, Portekizli. Nasıl bir oyun?
Lan bu oyun çok eski lan. Anladım. Bu oyun bana gelmez. Castles, Messels, ıvır zıvır. İyice uykum geldi. 28'in hepsine de bakmayalım ya. Ya da sonları artık hızlı geçelim artık. Galactic Civilizations 3 güzel oyun. Tavsiye ederim. 13 liraya bir bakabilirsiniz. Türü seviyorsanız alın, kaçırmayın. Expeditions Viking, bunu bilmiyorum ya. Darksiders 2 güzel oyundur, oynamışlığım vardır. 12-25 eski oyundur ama söyleyeyim. 3'ü mü oynamıştım ben yoksa? Bu daha mı eski? Hatırlayamadım. Bu Walking Dead'lerin 4 sezonunun hepsi 19 küsürdür lira, 20 liradan az. Dolayısıyla bunları teker teker almayın. Direkt gidin oradan şeyi alın. Arkham Knight'ı alın. Siege Survival'ı alın. Bu iki oyunu alın. Kaçırmayın. Big Pharma. Geç. Democracy 4. Wish listeme ekleyeceğim bunu. Ne zamandır aklımdaydı. Ama size tavsiye etmiyorum. Ben de kendime de tavsiye etmiyorum. Bakacağım, daha inceleyeceğim. Tekrar bir bakmam lazım. Baldur's Gate'in ilk oyunu var. İkinci oyunu var. Aslında 3. Ya Baldur's Gate 3 şuraya gelse, Türkçe olsa falan. Ya da Game Pass'e falan gelse. Sizinle sabah akşam Baldur's Gate oynasak. Game Pass'te gelecek midir ki? Ya Diablo 4 gelecekti, bir de Baldur's Gate gelse. Öf, ne güzel olur. Ya bunlar güzel, iyi, hoş da işte çok eski ya. Çok eski ya. Baksanıza. Yani çok eski ya. Daha Divinity Original Sin 2 oynayacağım sizinle. Geçtik. Spinach ne? Ispanak gibi okudum. Spinach. XCOM 2 11 liraya kaçırmayın. Alın, oynayın, oynatın. Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition. Hatta bunu da wishlist'ime ekleyeyim. Bu bizde var, yok, var mıydı? Yok muydu? Var mıydı, yok muydu? Varmış lan zaten. Nerede onun? Çıkaralım bunu geri. Fantasy Wars Geometric Sniper neymiş lan? Böyle mobil oyun tarzı bir şeye benziyor. Buna bakalım biraz sonra, dur. Man of War geç. Eski bunlar, çok oynamazsınız siz. Şuna bakalım. Lan 10 liranın altına düştük. Daha 7-8 sayfa, şey 6-7 sayfa var. Ring of Pain'e güzel diyorlardı. Bir bakabilirsiniz. Horus'a güzel diyorlardı. Banners of Ruin'e güzel diyorlardı. Lan 10 lira altına alabileceğiniz en iyi oyunlar. Killing Floor 2. Lan Frostpunk'a bak, almadıysanız 9 lira 80 kuruş diyor lan. Bunu kaçırmayın ha. Bunu alın. Yine izliyorsanız, takip ediyorsanız, aboneyseniz bunu alın. Aldınız, baktınız, oynadınız, beğendiniz. Abone değilseniz orada da abone olun lütfen. Killing Floor 2'yi de alın. 10 lira 6 bedava lan, hiçbir şey. Ben de ikisi de olduğu için hiç girmiyorum bu işe. Kesinlikle kaçırmayın Frostpunk'ı. Kesinlikle kaçırmayın. Tomb Raider Game of the Year Edition. Al 8.40. Aksiyon olur. Gece yatmadan önce aç karnına. Before We Leave al 8 lira 25 kuruş. Simülasyon
şehir kurma seviyorsan. Verdun'u düşünebilirsin 8 liraya aksiyon shooter seviyorsan. The Walking Dead'in final 5. sezonu bu. Şeyde var, söylemiştim bunu, buradan alma. Toplu al. BioShock'un da üçünün birden satıldığı bir bundle'ı vardır. BioShock'ları da üçünü birden al. O da 20 lira 30 lira civarı bir şeydir. Batman Arkham City, Arkham Asylum, bunların kaçırma. Hatta Legoları bile alabilirsin. Onları da çok güzel olduğunu söylüyorlar. Onları oynamadım ama şunları biraz bakmışlığım var. Daha Arkham City falan, Arkham, yani en iyisi Arkham City diye hatırlıyorum. Bunları daha oynayacağız. Eski oyunlar değil o kadar. Günümüz birçok dövüş aksiyon oyunlarının şeyi, ilham kaynağıdır Batman oyunları. Alın, mutlaka oynayın. Celeste düşünebilirsiniz. Yani düşünebilirsiniz diyorum. Ben sevdiğim tarzda bir oyun değil onun için. Last Day of June düşünülebilir. Bedavaydı bunlar zamanında. Ama tabii oynamayacağız oyunları da almayın. Niye araştırın arkadaşlar? Yani 8 lira 10 lira diye, bedava diye. Yani bedava değil, 10 lira ya. 10 liraya da bir ekmek alıyorsunuz yani şu anda. Iron Harvest düşünülebilir. Hatta bende yoktu Iron Harvest herhalde. Bu Real Time Strategy diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? RTS değil miydi bu? Aynen. A classic real time strategy game'in rapi. Ben bunu alırım ya. Savaş oyunu bildiğin. Age of Empires gibi. Robotlarla oynuyorum mu? Ama Shadowhand geç. Alan Wake'i alın. 7.5'a kaçırmayın. Oynayın. Güzel hikayesi var. Sonra da 2'yi oynayın. Darksiders 2, 3... 2 miydi? 3 müydü benim oynadığım? 1'i oynamadım da 2 ya da 3 oynadım. 2'yi önermiştim zaten hatırlarsanız. Birkaç dakika kadar önce. Başka Little Inferno'ya bakabilirsiniz. Başka geçtik. 25 26 27 28, son 4 sayfa. Torchlight 2'ye bakabilirsiniz. Tabi bunlar hep türlere bakmadan önce şey yapmayın. This War of Mine'ı kaçırmayın. 6 lira 20 kuruşa alın. Final Cut. Kaçırmayın. Yotun'a bakabilirsiniz. Valhalla Edition. Başka? Bizimkiler geldi herhalde. Shelter'da bakabilirsiniz. Evet, geldiler. Alan Wake's American Nightmare oyununa bir göz atabilirsiniz. 5 lira altında ya, hiçbir şey. Al geç. Among Us 4 lira 80 kuruş. Alın arkadaşlarınızla takılın. BioShock. Üçünü birden alacağınız bundle'ı önermiştim bunu. Geç. Şöyle. Far Lone Sails. Aa, bunun ilk oyunu muymuş bu? Torchlight'in ilk oyununu tavsiye ediyorum. 2'ye bakın. 3'te çıktı. O Game Pass'te vardı herhalde. Bakın, araştırın. Ondan sonra acaba. Eski Flatout oyunlarını seviyorsanız bakabilirsiniz. The Silent Age. Hatırlamıyorum, onun için hiç girmeyeceğim o işe. Son 1-2. Ah, Metro. Bunları alın. 3 lira lan. 3 lira 10 kuruş oyun mu kaldı? Metro'nun ilk oyunu, ikinci oyunu. Exodus'ta kaç paraydı? 30 lira mıydı? Yani üçünü 40 liraya alın. 150 saat gömülün. Başka da bir şey demiyorum size. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. 5 lira altı alabileceğiniz en iyi oyunlar bunlar. En iyi. En iyi oyun. Bir İngiliz Gonya'ya gelsin. Hazır gelmişken de etli ekmek yesin. Devam. Başka da gözümüze çarpan bir oyun çıkmayacak sanırsam. Son sayfamıza da geldik.
Bakıyoruz ve hiçbir şey göremiyoruz. Evet sevgili yurttaşlar. Olayımız bu kadar. Benim wish listimde Sherlock Holmes'u almışız. Iron Harvest. Sherlock Holmes var bir tane daha. The Division hala duruyor. Yıllardır duruyor burada. Blasphemous 15 liraya. Destroy All Humans. Democracy. Bunlara hep bakacağız. The Castillo Protocol. Ha ben bunu niye... Şimdi almadım ben bunu. Daha önce almışım. Şu kör olduğumuz şeye bakacağız. System Shock'a bakacağız. Director's Cut upgrade'i 50 lira. Bunu alabilirim. Dead Island 2'ye bakacağız olacağız. Settle and Survival'a bakacağım. One Military Camp pahalı ya. Yani şimdi şeye gelince bir de böyle 20 lira 5 liralara falan gelince. Ha Punch Club 2 keşke düşseydi ya. Punch Club'ı çok merak ediyordum oynamaya ama. House Flipper Bundle. Neyle bundle'lamışız da neyi almışız? Bir de Kartel Tycoon demişiz. Ben buradan sanırım şunu bir attırıverelim dışarıya. Ben buradan sanırım ne alacağım biliyor musunuz? Bunu alacağım. Benim ne kadar şeyim var? Buna basarsam ha şurada Epic Reward 32 lira benim reward'um var. 32 liralık bir şeyler aslında ben alabilirim ha. Destroy All Humans, Castillo Protocol. Ya ben sanırsam Death Stranding'in Director's Cut upgrade'ini almayacağım ya. Yani. Yok almayacağım. Vazgeçtim. Çok lüzumsuz buldum bir an. Wishlist'imize geri dönelim. Ben neredeydi lan? Dead Island 2'yi alacağım. Şunu istiyorum da işte. Tamam, Dead Island 2 cepte. Alacak mıyım ya? Yani daha benim oynamadığım ve çok sevdiğim Dying Light serisinin ikinci oyunu var. Stay Human. Daha bekliyor yani. Onu bitti. Bir şey diyeyim mi? Sanırsam ben sadece Iron Harvest alacağım ha. Bakayım şöyle tekrar. Sherlock Holmes'leri de almayacağım. Yani. Demokrasiye bir bakalım mı birlikte? Hadi ona da bakalım. Yavaş yavaş bitireyim gari. Democracy 4. 5'i var mı ki bunun? Add-ons. Aa Türkiye'de var lan. Aa. Add to wishlist. Voting systems. Bu da 4 lira. 4 lira bir şey değil. Al bakalım. Democracy event packs. Pack. 27 lira bu pahalıymış lan. At hadi. Tamam. Wishlist'e gel. Iron Harvest aldık. Democracy 4'ü attık. Şu 4 lira bunu da atalım. Türkiye'nin olduğu şeyi de atalım. Kaç para oldu? 31 lira oldu. Ben yani 32 var. Ay o mis. Tamam ya. Ben bunu böyle Voting Systems. Hiç bilmiyorum ki yani Democracy. Bayrağı gördüm, atladım ama. Coal Mining. Brazil. Occupation of Northern Cyprus. Ama bu bizi ilgilendiriyor lan. The Northern Cyprus is considered by the international community to be part of the Republic of Cyprus, but following a Turkish invasion in 1974, the northern part of the island
has been under Turkish control due to its lack of recognition as a separate state by the international community. Northern Cyprus is heavily dependent upon Turkey for political, economic and military support. Although Cyprus itself joined the Eurozone, the Turkish lira is still the currency of Northern Cyprus. Invasion olmuyor ama böyle. Yunanistan'da var. Bunu deneyeceğim ya ben. Hatta bunu deneyeyim, beğenirsem eğer şeyi de alayım. Event pack. Ne var ki bir event pack'te? Give democracy 4 a boost with these extra events to level up the game. Will you still be able to maintain control of the country and command the respect of the voters, or will you term in office be derailed by the tragic course of events? Mesela ne var? Burada neymiş bu? Bumper harvest. Good news. Bu ne? Dementia. Oh, hastalıklar. İyileştiriyoruz. Peki. Mega hit game. Famous Axel video game. Enteresan. Lan niye Yunan? Bu da mı ya? New Zealand. Schoolyard pollution. Almanya ne diyor? Pirates mı? Equal Opportunity Boardroom. Bu oyunu kim yapmış ya? Positech Games. Bunu bir araştıracağım, bakacağım. Positech Games'e. Yunan menşeli değilse o zaman alacağım oyunu. Evet sevgili YouTube. Benden bugünlük bu kadar. Şunu bir kopyalayabiliyoruz mu? Kopyalayamıyoruz. Sonra ben bakarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki artık indirim videosu ne zaman nasıl gelir bilmiyorum. İnşallah Steam'de Türk lirasına geri döner. O şekilde oradan da devam ederiz indirimlere. Steam'in hiç yüzüne bile bakmıyorum. Yani hani Steam'i ilk açtığınızda bir pencere daha açılıyor ya, işte bu hafta şunlar indirimde falan diye. Eskiden şöyle bir en azından next der bakardım yani. Şimdi ona bile bakmıyorum. Direkt çarpıya basıyor, kapatıyorum. İnşallah o günleri de görürüz sevgili YouTube'cum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Öpüldünüz. Bye bye.